Anam! Bizim kibarcık bu. Nereden çıktı bu? Bizi yemiyorsunuz değil mi lan? Bak, hani işimiz gücümüz yok, oturacağız burada sizi yiyeceğiz. Gel. Merkez komutanlığından göndermişler oğlum. Abi bula bula bizi bölüğü mü bulmuş bu? Arıza abi, ya bizi de zehirlerse bu adam. Bir şey olmaz be, korkma tosunum. Sen niye korkuyorsun ki? Bak, kadınları öldürüyormuş. Yok abi, ben senin için korkuyorum. Hani sen arada bir kadın kılığına giriyorsun ya. Ya vallahi billahi bozduracaksın ağzımı ya. Vallahi engel olamıyorum ben. Güya sana zimmetliyim değil mi? Ya kaybolsam ne yapacaksın? Ha? Ne yapacaksın? Naza bak. Allah'ım bunları bana sayıyla mı veriyorlar ya Rabbim? Ne yapayım da bana kuvvete billahi ya? Ya sen kısa kabusla eğitime gitmedin mi? Bitti. O ne o? Ver bakayım şunu. Aa! Bu bizim kibarcığa amma benziyor ya. Ya kibarcık seri katilmiş herif. Ne haber? Yok daha neler. Yapma Kadir abi ya. Üzerinde yazıyor görmüyor musun? Merkez komutanlığından gelmiş. Niye götürüp komutana vermediniz? Verdik vermesine de ama onlar aradaki benzerliği fark edemediler. Ya babacanlar. Oğlum o zaman herifi alın yanınıza. Resmi de alın. Çıkın Levent Üsteğmen'e. Böyle 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 değil. Deriz tabii demesine de... Adam torpilli midir nedir belli değil ya. Baksana yazıhaneye verdiler herif. Eğitime bile çıkmıyor yani. Tabii. Olur mu öyle şey ya? Ben götürürüm komutanım. Ya tabii tabii götür. Ondan sonra Levent Üsteğmen üstünde gizli ibaresi olan resmi size gösterdim diye uysun bizi. Ya abicim neyse. Biz sizi uyaralım dedik. Kollayın kendinizi. Olur belli mi olur herif? Kadınlardan vazgeçer, erkekleri zehirlemeye başlar. Manyak işte. Dikkatli olun. Bravo komutanım. Hepsini vurdunuz. Olsun o kadar. Benim genç kızım silah kullanarak geçti. Bunu bilmiyordum. Babamın bir arkadaşı var, Servet amca. Polistir. Poligona atışa giderken ben de takılırdım hep peşine. İyi bir öğretmenmiş. Ya o dünyanın en tatlı insanıdır. Bugün fotoğrafları onun için çektirdim. Kaç zamandır bende bir fotoğrafın yok diye sitem edip duruyordum. Komutanım? Yemeği nerede yiyoruz? Sen karar ver. Bildiğim iyi bir balıkçı var. Ne dersiniz? Olur derim. Endoskopiye gönderdiğiniz asker dönünce hemen bakar mısınız yoksa yarına mı kalsın? Yarına kalsın. Sabahtan ilk onu alırsın. Tamam. İyi günler. İyi günler. Komutanım beni de al bırakma buraya. Ya Abza abi bir şey diyeceğim ya. Biz ne yapacağız bu Koran olayını be? Dur bakalım kartopu. Dereyi görmeden paçaları sıvamamak lazım. Hem benim bazı şeyler şüphemi çekmiyor değil. Vallahi o sinyor tipi tiple sarı çiyen bizi işletiyor olabilir. Ya işletmiyorsa? Ya herif zehirleyecekse hepimizi? Anam! Aynı o filmdeki gibi. Neydi o filmin adı ya? Beyza'nın kadınları. O ne böyle? Cahil, sen de çarçı izninde gidip internet kafede çat çut yapmasaydın, bizimle filme gelirdin, böyle cahil kalmazdın. Vallahi filmde bir seri katil vardı Tosun'un. Çok acayip seriydi. Böyle pişt 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 diye hepsinin bacağını kesiyordu. Ben korkuyorum Arzu abi. Korkma Tosun'um, bir şey olmaz. Yok, ben senin için korkuyorum Arzu abi. Hani sen arada bir böyle kadın kılığına giriyorsun ya. Ulan, adamı beşik kertmesinden kurtaralım diye bir kadın kılığına girdik. Bak, hala konuşuyor. Terbiyesiz, seni bak. Dur be Zümmetri ya, dur be Zümmetri. Yarın kadar çocuğa, ayıp ya. Görmüyor musun neler diyor, vallahi fırçalayacağım. İyi de sen de kadın kılığına girip durmasaydın be Zümmetri. Aman, benim de en büyük zevkim kadın kılığına girmek değil mi? Hayret bir şey ya. Allah'ım, güzel Allah'ım, sen şu kılına en tez vakitte bir kadın kılına girmeyi nasip eyle yarabbim. Ayrıca ona zimmet denir canım. Öyle zürpetri, zirmetri, sametri, santimetri, öyle bir şey denmez. Hayret bir şey ya.
Alo! Bitti mi boya işi? Bitti komutanım. İyi, aferin. Gidip istirahat edebilirsiniz. Hamza, ziyaretçi parkındaki masalar zımparalanıp beniklenecek. Hadi bakalım. Bugün değil herhalde, değil mi? Ben de dinleneyim, değil mi? Sonra yapayım, değil mi? Emir bugün geldi. Hemen başlaman gerekiyor Hamza efendi, değil mi? Başa gelen çekilir komutanım. Kadri de benimle geliyor herhalde. Ne de olsa bana zümmetri, değil mi? Aç bakayım ağzını, aç evladım han papini. Han papini. Anne han papini, daha ne kadar yedim, çok yedim ya. Ama bak yemezsen, ben de Nizamiye'deki o sakat çocuğa veririm. Acı bakayım güzel ağzını. Bir dakika, Cemal Çavuş sakat mıymış? Aman canım, kafadan sakat. Allah'ım, sen kimsenin çocuğunu o hale getirme. Alıcan olsun be burder, beni de yaktın ya yanında yani. Şşş, kes be kes. Dur oğlum, bak katil zanlısı ayağımıza gelmiş. Sus da biraz dinleyelim. Yürütü yapma be. Ya bak, yerim ama iyi muhabbet su isterim. Tamam, aç, ha. Aç. Oh, yarasın benim güzel evladım, yarasın. Ne istermiş? Kız dedi galiba. Yeni kız istiyor, parça parça. Aa, aileyi unuttun galiba. Hastalandı diye suyuna tentürdiyot koyup yana yana öldürdün zavallıyı. Anası da işin içinde babacığım. Şş, beni takip et. Oğlum, onu bunu bırak da şimdi bana söyle bakalım. Deniz yüzbaşıyla ne yaptın? Sağ olsun, bana çok iyi davranıyor. Bugün elimi tuttu. Allah'ım sana binlerce şükür olsun. Hadi hayırlısı. Bak evladım, çok güzel, çok akıllı bir kız o. Bayılıyorum ona. Aman anne, sırada deniz yüzbaşı mı var? Ne o, beğenemedin mi? Yok anne, ondan değil yani, koskoca yüzbaşı. Koskoca yüzbaşı ama kadın. Yalnız bir yerde yakaladın mı, fırsatı kaçırma, tamam mı? Tamam mı? Tamam da biraz zor olacak.